Merhaba sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar. Nisan 2022 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili yaylar, Nisan ayı sizin için oldukça hareketli, sosyal, eğlenceli bir ay. Yeni ayla başlıyoruz Nisan'a. 1 Nisan'da Koç burcunun 11 derecesine yeni ay doğacak. Bu yeni ay 5. evinizde doğuyor. Aşk alanınız, romantik ilişkiler, yaratıcı sanatsal faaliyetler, sosyal yaşam, çocuklarla ilgili konularda bir yenilik söz konusu. Buralarda var olan bazı problemleri keşfedip çözmeniz de mümkün. Ve tabii ki yeni ilişkiler kurmak, cesaretle, inisiyatifle yeni adımlar atmanız, yeni kararlar vermeniz de mümkün. Kalbi boş olan yaylar aşık olabilir, bir ilişkiye başlayabilir, çocuk sahibi olabilir, çocuk sahibi olmak için kararlar verebilir. Var olan çocuklarınızla ilgili belki bazı onların eğitimleri, geleceğiyle ilgili hedefleriniz var, bunları hayata geçirebilirsiniz. Kişisel inisiyatif alabileceğiniz, yeteneklerinizi değerlendirebileceğiniz, yeni şeyler öğrenebileceğiniz, hobilerle ilgilenebileceğiniz, sosyalleşebileceğiniz bir yeni ay döngüsü ve ayın 15'ine kadar olan süreç bu yeni ayla beraber şekillenecek. Herkes aynı şekilde etkilenmiyor tabii ki. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle haritalarınızda öncü burçlarda 11 derece ve yakınlarında gezegenleriniz bulunuyorsa, güneş burcunuz, yükselen burcunuz da 11 derece ve yakınlarında olabilir. O zaman çok daha olumlu tesirler de alabilirsiniz. Yeni ay sizin için önemli olacaktır, belirleyici olacaktır ve ayın genel etkilerini bir şekilde bu yeni ay enerjileri şekillendirecektir sevgili yaylar. Mars ve Satürn 5 Nisan'da Kova burcunda birleşecekler. Sert ve güçlü bir açıdır. Kral'ın Nahsen denilen bir açı özellikle kolektif alanda, toplumsal alanlarda güçlü etkiler getirir. Sizin 3. evinizde meydana gelecek. Sizin için aslında çok zor bir burç da değil. Kova dost bir burç ve sert bir açı yapmıyor size. Ancak 3. evde hani artan sorumluluklar, biraz baskılar hissedebilirsiniz. Belki kardeşlerle ilgili bir konu olacak. Ya da iletişim alanında özellikle iletişim cihazlarınızda bazı sorunlar olabilir. İnternet ve sosyal medyadaki aktivitelerde bazı engeller, kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. Bunları çözmek için güçlü fikirler oluşturmanız da mümkün. Yani bunların size bazı önemli kişilerle karşılaştırması, bazı güçlü bağlantılar kurmanız, yine güçlü bilgiler öğrenmeniz mümkün. Kavuşumun olduğu 5 Nisan ve yakınlarında biraz hani zorlayıcı koşullar sizin dışınızdan, hani kolektif alandan gelebilecek sert etkilerle karşılaşmanız mümkün. Ayın 5'inden sonra Venüs artık Kova'dan ayrılıp Balık burcuna geçecek. Mars da ayın 15'inde Kova burcundan ayrılıp Balık burcuna geçiyor. Ayın ikinci yarısı daha çok duygusal konular, hani özel hayatınız, sizin için yakın ilişkiler, özellikle ailevi konular önemli hale gelmeye başlıyor. Ayın 12'sinde çok güzel bir gezegen kombinasyonu var. Yine çok güçlü ve önemli, ender rastlanan bir kavuşum bu. Jüpiter'le Neptün Balık burcunda kavuşacak. Bu iki gezegen 13 yılda bir burçta kavuşur ama en son Balık burcundaki kavuşumu 1856 yılında yapmıştı. Yani biz onu deneyimlemedik. Yine yani insanlığı etkileyecek, kolektifi etkileyecek önemli tesirlerden bahsediyoruz. Bireysel olarak sizin 4. evinizde kavuşacak. Önemli bir kavuşum, iyicil de bir kavuşum bu. İki gezegen de Balık burcunu yönettiği için çok güçlüler ve söz sahibiler burada ve iyileştirme teması var. Yani bir farkındalık, manevi anlamda bir güçlenme, daha fazla sevgi, şefkat, paylaşım, anlayış ortaya çıkarıyor ve özellikle ailevi konularda ortaya çıkarıyor. Ebeveyn ilişkilerinizin iyileştiği, güçlendiği bir dönem olabilir. Evde mutluluk almanız, ev emlak işleriyle ilgili konularda belki yardımlar almanız, şanslarla karşılaşmanız mümkün görünüyor sevgili yaylar. Ve ayın 16'sında Terazi burcunun 26 derecesine dolunay meydana gelecek. Plüto'dan güçlü bir etki alıyor bu dolunay. 11. evinizi aydınlatıyor. Yine dış dünyadaki etkinlikleriniz, sosyal alanlar, arkadaş ilişkileriniz, grup çalışmalarınız, organizasyonlar, projelerinizle ilgili alanda bir dolunay bir farkındalık verirken aynı zamanda bazı hedeflerinize ulaşmanızı, bazı çalışmalarınızın, emeklerinizin karşılığını almanızı da getirebilir. Bunun yani bir projeyi bitirdiniz, çalıştınız. Bir parasal ödül aldınız, bir kazanç elde ettiniz veya hani bir başarıyla beraber bir ünvan aldınız, bir statünüzde bir yükselme oldu. Kariyerinizde destekleyebilecek bir
dolunay olduğunu söyleyebilirim. Lütfen yine kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneş burcunuza, yükselen burcunuz 26 derece ve yakınlarındaysa bu dolunayın bu anlamda sizin için çok daha güçlü ve etkili olduğunu söyleyebilirim. Ve ayın 25'inden itibaren Venüs balık burcunda güçleniyor. Neptün'e, ardından Jüpiter'e doğru ilerliyor. Oldukça özel bir gezegen kombinasyonu gökyüzünde. Dördüncü evinizde hareketler var ve burada belki ailevi anlamda bir kutlamanın, evde güzel toplantıların, keyifli duygusal paylaşımların olması mümkün. Ailede köklü bazı şifalar olabilir. Hani bir aile üyesinin hastalığının iyileşmesi gibi veya ailede bir sorun vardır, bunu çözmek gibi. Ev, yuvayla ilgili konularda bir probleminiz var, burada yardımlar ve destekler almanız gibi konular var. Bir yandan da hani manevi anlamda derinleşme imkanları var. Bu ay, bu gezegen kombinasyonları sizin ruhsal yönünüzü güçlendiriyor. Manevi çalışmalara, ruhsal faaliyetlere, ibadet, tefekkür gibi faaliyetlere daha fazla zaman ayırabilirsiniz ve bunun size getirdiği önemli derinleşmeler, önemli tefekkür imkanları olabilir. Ruhsal ilhamlar, işte manevi ilhamlar, hatta sanatsal ilhamlar gelebilir sevgili yaylar. Ve 30 Nisan'da Boğa burcunda güneş tutulması var. Ayı tutulmayla tamamlıyoruz. Tabii ki bu ayla sınırlı değil. Esas güçlü etkileri Mayıs ayıyla beraber ve önümüzdeki birkaç ay alacağız. Devam edecek bu tutulma etkileri. Bununla ilgili detaylı bir video hazırladım. Astrofoni Demet Bağtacı YouTube kanalımda güneş tutulması videomuzu da izleyebilirsiniz. Hepinize sağlıklı ve mutlu bir ay diliyorum. Hoşçakalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.